GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde daha doğrusu tarım dışı ile alakalı gerçekleştireceğimiz webinar çalışmalarında bu hafta birazcık değişikliğe gittik. Malum Haziran ayı piyasalar için çok yoğun ve tarım dışı istihdam ya da ABD istihdam rakamlarının çok önemli olması bu konuda birazcık daha değişikliğe gitmemize sebebiyet verdi. Özellikle bugün aramızda araştırma müdürü Tuğberk Bey de var. Kendisiyle özellikle tarım dışı istihdamla alakalı bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz webinar çalışmalarında bize eşlik edecektir. Özellikle bugünkü konumuzda tarım dışı istihdam nasıl yorumlanır, Yarınki webinar çalışmamızda ise tarım dışı istihdam öncesinde forex varlıklarında işlem stratejileri nelerdir? Nasıl yapılması gerekiyor? Varlıklardaki görünümler nelerdir şeklinde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yani özetleyecek olursak bugünkü çalışmalarımız aslında işin teorik boyutu, yarınki eğitimlerimiz işin uygulamalı boyutu olacaktır. Tabii ki burada özellikle yarınki eğitim çalışmamız sizlerin mevcut haberle birlikte nasıl bir işlem stratejisi oluşturmanız ile ilişkin düşüncenizi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır. Ama tabii ki bunu uygulayabilmek için önce tarım dışı ile alakalı teorik anlamdaki bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu yüzden de eğitimin birinci aşaması ve ikinci aşamasını birlikte değerlendirmek burada çok önemli diyebiliriz. İşte bu yüzden de bugünkü eğitim çalışmamızda tarım dışı istihdam verisinin nasıl yorumlandığını sizlere aktaracağız. Hemen eğitimin başında mevcut her ayki her webinar eğitimindeki bildirimlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle konumuz tarım dışı istihdam olduğu için tarım dışı istihdam üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyoruz ve eğitimin pekişebilmesi açısından da sizlerin sormuş olduğu soruların konu içerisinde olması önemli. Özellikle konu dışındaki sorulara cevap veremeyeceğimizi söylemek istiyorum. E, analiz etkeceğime forex.com ya da webinar etkeceğime forex.com adreslerine e, konu dışındaki soruları paylaşarak sizlere en kısa zamanda geri dönüş sağlayabiliriz. Ama bugünkü konumuz tarım dışı istihdam olduğu için sadece bu sorulara cevap vereceğimizi e, lütfen unutmayalım ve buna göre soruları sorarsak da eğitimin pekişmesi konusunda e, ciddi anlamda bir katkı sağlayacaktır. Öncelikle tarım dışı istihdam ya da ABD istihdam rakamlarını konuşacağız. Ancak piyasalar ya da e, traderların tarım dışı istihdamı neden sevdiğini bilmek gerekiyor. Yani biz neden bu e, eğitimi öğrenmeliyiz? Neden bu eğitime önem vermeliyiz? Neden biz tarım dışı istihdamla birlikte işlem yapmaya çalışıyoruz? Bunun nedenini bilmek gerekiyor. Tabii ki bunun çeşitli nedenleri var ama en önemli nedenlerini şu şekilde vurgulayabiliriz ki burada tarım dışı istihdam verisinin sonuçlarının varlık fiyatları üzerindeki etkilerini çok net bir şekilde izleyebiliyoruz. Ve bu fiyat hareketlerinin çok agresif olması yatırımcılarımızın da mevcut bu agresif fiyatlamalar içerisinden kazanç elde etmeyinden kaynaklı tarım dışı istihdam, e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Reagan'ın açıklamaları, büyüme oranı, perakende satışlar gibi işsizlik oranları gibi rakamların ya da verilerin önemli olmasına katkı sağlıyor. İşte bu aşamada tarım dışı istihdam verisi dikkatle takip edilmeli. Tabii ki aynı zamanda açıklanan işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar gibi rakamlar da bu aşamada gerçekten yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Hatta FED faiz artırımı konusunda bu ABD istihdam verilerine çok dikkat etmektedir ki özellikle faiz artırım projeksiyonunda bu verilere çok dikkat etmektedir. Tabii ki işin tanımsal boyutuna da bakacağımız üzere tarım dışı istihdam yani istihdamdan kasıt çalışan personel sayılarındaki değişiklik ve tarım sektörünü çıkardığımız zamanki süreç aslında ilgili ülkenin ekonomisinin gidişatını görmemize katkı sağlayan en temeldeki e, görüntü diyebiliriz. Tarım sektörü peki neden dahil edilmiyor? Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus tarım e, sektörünün e, belirli zamanlar diliminde olduğundan kaynaklı yani mevsimsel şartlar barındırıldığından dolayı özellikle istihdam piyasasını sağlıklı yorulmamak için tarım sektörünü dışarı çıkartıyoruz ve kalan sektörlerdeki çalışan personel sayılarını inceliyoruz. İşte bu aşamada tarım dışı istihdam çok önemli diyebiliriz. Tabii ki tarım dışı istihdam ve etkileri bu kadar önemliyken yatırımcıların da radarından çıkmıyor ve özellikle piyasa hareketleri bu aşamada dikkate takip edilmelidir. Burada en temelde dikkat edilmesi gereken husus tarım dışı istihdamla alakalı karşılaşılan zorluklar. Çünkü hani çok basit bir husus olarak algılanmamalıdır tarım dışı istihdam verisi. Çünkü Baktığımız üzere özellikle tarım dışı sitem zamanında işlem stratejisi gerçekleştiren çoğu yatırımcı maalesef bu durumdan negatif bir şekilde etkilenebiliyor. Çünkü veriye ulaşma sıkıntısı, veriyi yorumlayamama sıkıntısı, tabii ki ulaştıktan sonra doğru işlemler gerçekleştirmeme sıkıntısı gibi ciddi anlamda bazı zorluklar var. Özellikle bu zorlukları maddesel olarak sizlere aktaracağız ve aradan... 1 dakikalık bir süre beklentisi içerisinde olacağız ki siz bu zorluklara bakın. Zorluklardan başka bir zorluk var mı yok mu bunun cevabını öğrenelim öncelikle. Ve eğer başka bir zorluk varsa bunu da ekleyelim ve bu şekilde eğitimimize devam edelim. Öncelikle bu zorlukların ilki habere hızlıca nasıl ulaşabiliriz? Daha sonra haberi hızlıca nasıl yorumlayabiliriz? Haberin sonucunun hangi varlıklar üzerindeki etkisi dikkat ta takibimizdir. Burada gerçekten bir işlem açmalı mıyız, açmamalı mıyız? Eğer bir işlem açacaksak bu işlemi ne zaman açmalıyız? Ne zaman kapatmalıyız? Zararı durdurumuz ne olmalı? Kar al seviyelerimiz ne olmalıdır diyebiliriz. Yani aslında karşılaştığımız zorluklar bunlardır. Son olarak da e Hemen hemen her webinar eğitiminde sizlere aktardığımız ve sizlerin e, yakinen takip ettiği bizlerin beklentisi. Burada özellikle son e, eğitim yani son e, bölümde de sizlere eğitim e, eğitimden sonra beklentiler nedir bu soruların cevaplarını e, sizlere ulaştıracağız. Tarım dışı istihdamla alakalı karşılaştığımız zorlukları bu şekilde maddesel halde paylaşabiliriz. Şimdi birer dakika bu konuda hakkında e, sizlere aktarım yapmadan önce sizlerin e, bunu inceleyip ve bunun dışında bir soru var mı, bir zorluk var mı bunu bana soru bölümünde tekrar cevap vermenizi istiyorum. Eğer herhangi bir şekilde bu zorluklar dışında başka bir zorluk yoksa zaten bu zorluklar üzerinden konuşarak devam edeceğiz. E, baktığım üzere gelen soruları inceliyorum şu anda. Özellikle e, sorulara baktığımda genel e, kalıpsal anlamda mevcut zorlukların içerisinde. E, bunun dışında, evet başka bir zorluk olmadığı için e, mevcut eğitimimizin devamında bu zorluklar üzerinden geçeceğiz. Ve ilk zorluğumuz neydi? Habere hızlıca nasıl ulaşabiliriz? Şimdi özellikle e, traderlardan yani siz değerli yatırımcılarımızdan öğrendiğimiz en temeldeki bilgi Hocam ben tarım dışı istihdam yani ABD istihdam rakamlarına hızlıca ulaşamıyorum. Ve ben bu habere hızlıca ulaşamadığım için ulaştığım zamanda da zaten eş iş geçmiş oluyor. Genellikle yatırımcılarımızın en büyük problemi bu. Habere hızlıca ulaşamadığı için haberi yorumlayamamakta ve ...doğru bir işlem gerçekleştiremediği için fırsatlardan yararlanamamaktadır. Bu aşamada GCM Forex'in gerçek hesap sahiplerinin ayrıcalıklı olduğunu söylemek istiyorum. Her webinarda bunu zaten dile getiriyoruz. Çünkü özellikle bizim için e, mevcut haberin sonucuna hızlı bir şekilde ulaşmak çok kritik. Bizim için bir saniye bile önemliyken mevcut bu zamansal anlamındaki fark işlem sırtacılığımıza ve işlem kalitemize çok net bir şekilde yansıyacaktır. Bunun ne, neden önemli olduğunu ilerleyen zamanlardaki yani slaytlardaki mevcut tablolardan çok net bir şekilde anlayacaksınız. Ama burada burada dikkat edilmesi gereken husus e, gecemi Forex gerçek hesap sahiplerinin MetaTrader 4 haberler ekranına haberlerin anlık olarak düşmesi. Mesela şu anda tablo içerisinde görmüş olduğunuz 2 e, aylık tarım dışı beklenti sonuçlarına dikkat ettiğimizde bir tanesinin 3 saniyede bir tanesinin 4 saniyede geldiğini görüyoruz. Bu aslında muazzam bir şey. Yani 3 saniyede verinin sonucuna ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu veriyi hani herkes tabii ki gerçek hesap sahibi değildir şu anda eğitime katılanlar. Gerçek hesap sahibi olmayanlar ben haberlere nereden ulaşabilirim şeklinde sorularda sorulacaktır muhakkak hatta sorulmaya başlandı. Burada e, dikkat edilmesi gereken en temeldeki husus e, mevcut ekonomik takvim sitelerinin takibi ya da bu konuda e, yayın yapan ekonomi kanallarının takibi bu şekilde hani haberin sonucuna hızlıca ulaşabilirsiniz. Ancak burada özellikle bu işin otomasyon süreci ve bunun sizlere hızlı bir şekilde ulaşması söz konusu olduğunda e, özellikle yatırımcılarımızın bu konuda ayrıcalıklı olduğunda değinmeden geçemeyeceğim. Habere hızlıca ulaştıktan sonra zaten işler biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü eğer ben habere hızlıca ulaşabilirsem hızlıca yorumlayabilirim. Şimdi burada özellikle haberi hızlıca yorumlamak da çok önemli. Neden? Eğer ben işlem açacaksam ve saniyeler içerisinde hızlı bir şekilde karar vereceksem benim bu konuda pratik yapmaya ihtiyacım var. Yani sonuçların nelere etki bırakacağını izlememiz gerekiyor. Bu aşamada genel tanı mevcut haberlerin sonuçlarının dolar üzerinde etkili olması. Yani bu ABD'den gelecek olan önem derecesi yüksek verilerin sonuçları direkt ABD doları üzerinde etkilidir diyebiliriz. Eğer haber beklentinin üzerinde sonuçlanırsa dolar için pozitif, haber beklentinin altında sonuçlanırsa dolar için negatif bir sonuç oluşabilir ifadesini kullanabiliriz. Örneğin Yarın 158 bin'lik bir tarım dışı beklentisi söz konusu. Eğer 158 binin üzerinde bir rakam görebilirsek, örneğin 160 bin ya da 165 bin ya da 170 bin bu Amerikan doları için pozitif bir senaryodur. Eğer 158 binin altında bir rakam sonuçlanırsa, örnek veriyorum 155 bin, 150 bin, 140 bin gibi rakamlar sonuçlanırsa bu aslında olumsuz bir sonuçtur ve Amerikan doları burada Değer kaybetmek ister. Burada özellikle hızlıca dolar üzerindeki etkisini beklenti üzerinde ve beklenti altında ifade ederken bir burada dipnot kullanmak istiyorum. Çünkü beklentinin üzerinde ve beklentinin altında gibi ifadeleri telaffuz ederken işsizlik oranı ya da bugün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları gibi rakamlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Eğer biz işsizlik oranında beklentinin üzerinde dersek, bu aslında dolar için pozitif bir gelişme olmayacaktır. Hemen sıcağı sıcağına bir örnek verecek olursak 4.9'luk bir beklenti var işsizlik oranında ve işsizlik 4.8 geldi. Şimdi baktığımızda beklentinin altında geldi. Ama olumlu bir işsizlik oranı. Ya da 5 geldi. Burada beklentinin üzerinde geliyor ama sonuç olumsuz. Çünkü işsizlik oranı arttı. İşte bu yüzden de özellikle kalıpsal anlamda İfadelerimizde işsizlik oranı, işsizlik maaşı başvuruları gibi rakamlarda buraya dikkat etmemiz önemlidir. Habere hızlıca ulaştık. Haberi hızlıca yorumladık. Ama burada özellikle haberi yorumlarken biraz kafa karışıklığına neden olabiliyor. Tamam dolar için olumlu ya da olumsuz ifadesini kullanabiliyoruz ama 15.30'da Amerika'dan 3 tane veri geliyor. Bir tanesi tarım dışı istihdam bir tanesi işsizlik oranı, bir tane de ortalama saatlik kazançlar. Şimdi 3 tane farklı bir veri olması nedeniyle yatırımcılarımız özellikle verinin sonucunu yorumlarken biraz zorlanabiliyor. Çünkü burada dikkat edilmesi gereken husus mevcut haberlerin etkilerinin piyasa üzerinde dikkat edilmesi. Örnek veriyorum. Ortalama saatlik kazançlar aslında Fedin Haziran ayında faiz artırımı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda aslında Fedin bile dikkat ettiği verilerin başında geliyor. E tabi tarım dışı da bu şekilde işsizlik oranı her ne kadar birbirine çok yakın rakamlar olsa da yine de Fedin dikkati altında. Yani sadece tarım dışına ya da sadece işsizliğe ya da sadece ortalama saatlik kazançlara bakamıyoruz bu yüzden de. Ama tabii ki burada verilerin önem dereceleri de söz konusu. Tabii ki burada tarım dışı istihdamın diğer verilerden daha önemli olduğunu göz ardı etmeyeceğiz. Ama 3 tane verinin aynı anda gelmesi ister istemez yatırımcıların kafalarının karışmasına neden oluyor. Mesela şu anda tabloda görmüş olduğunuz tam 27 tane olasılık var. Ve bu 27 tane olasılığın sadece 12 tanesi cepte diyebileceğimiz bir sonuca tekamül eder. Yani biz bu 3 tane veride tam 12 tane olasılıkta sonucu kolay bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Ama 15 tane olasılık bizim yorumlama yapabilme kabiliyetimizi azaltıyor. İşte bu noktada ben nelere dikkat etmeliyim, haberin sonuçlarını nasıl yorumlayabilmeliyim, bu pratiklik bizim için çok önemli. İşte bu noktada özellikle tarım dışı istihdam daha önemli ise, İlk etapta çıkacak sonuçla tarım dışı istihdamın fiyatlanabileceğini söyleyebiliriz. Ama burada şu soru gelebilir. E hocam tarım dışı istihdam fiyatlanacaksa işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar fiyatlanmayacak mı? Hayır, bunlar da fiyatlanabilir. Ama fiyatlanıp fiyatlanmayacağı konusu tamamıyla piyasaların inisiyatifindedir. Ve özellikle bu inisiyatif içerisinde tarım dışı istihdamın sonucu da çok önemli yani çok ekstrem rakamlar çıkması durumda tarım dışı istihdam verisi önde olacakken diğer verilerin fiyatlanmama ihtimali azalacaktır. E, düzeltiyorum artacaktır. Burada özellikle bu hususa dikkat çekerken yani 27 olasılıkta da başarılı olabilmemiz için e, her webinar eğitiminde sunduğumuz bir senaryo var. Tarım dışı istihdam, beklenti ve açıklanan rakam arasındaki fark. Diyoruz ki eğer Tarım dışı istihdam rakamında beklenti rakamının çok üzerinde ya da çok altında yani aradaki farkın çok ciddi açılması demektir bu. O zaman işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar fiyatlanmayabilir. Ya da tarım dışı istihdam verisinde beklenti ile açıklanan rakam arasındaki fark birbirine ne kadar yakınsa biz işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerini fiyatlayabiliriz. Bakın buradaki farkı çok iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Ama burada tabii ki rakamsal anlamda çok net rakamlar veremez. Yani çok ciddi bir fark ya da çok yakın bir fark nedir diye soracak olursanız. Burada 30 binlik bir fark bile piyasalarda hassasiyet anlamında dikkate alınabilir. Ya da bazı zamanlarda 50 binlik bir fark bile çok fazla dikkate alınmayabilir. Bu tamamen piyasanın hassasiyetiyle alakalı. Örneğin biz Haziran ayındayız. Bu ay Fed'in faiz artırımında bir değişiklik yapıp yapmayacağını konuşacağız. Yani faizleri bu ay artıracak mı, artırmayacak mı? Bu sorunun cevabını arıyoruz. FOMC toplantısında zaten bunu göreceğiz. Fed Başkanı Janet Yellen'in açıklamalarında bunu çok net bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak biz bu zamana kadarki süreçte özellikle Amerika'dan gelecek istihdam e, rakamları önemli. Yani Yarın açıklanacak istihdam verileri bu yüzden kritik. Madem bu kadar hassas bir yerdeyiz, o zaman mevcut hassasiyetten dolayı rakamlar biraz daha yakın olursa da piyasalar bunu dikkate almak isteyebilir. Yani normal şartlarda 50 binlik, 60 binlik hatta 100 binlik farklar piyasa tarafına uç örnekler olarak dikkate alınırken belki de yarınki 30 binlik bir fark çok ciddi bir şekilde piyasalar tarafından agresifleştirebilir. İşte bu noktada özellikle piyasa saati, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların da mevcut fiyatlanması isteyecek mi, istemeyecek mi bu sorunun cevabını arıyoruz. İşte bu noktada tarımda dışı tam, beklenti ve açıklanan rakam arasındaki farkın birbirine yakın olup olmaması sonucu önemli. Eğer birbirine yakınsa işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar rakamları fiyatlanabilir. Eğer tarım dışı ihtiham, beklenti ve açıklanan rakam arasındaki fark birbirine açıksa yani ciddi bir açıklık söz konusuysa burada işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi rakamların fiyatlanmama ihtimali güçlenecektir. Şimdi, tabii ki bunu bu şekilde sözlü olarak anlattığımda e, biraz kafalarda soru işaretleri olacaktır. Bunun e, eğitimi pekişebilmesi için en güzel çözüm bunu uygulama olarak görebilmek. Yani biz eğer Mevcut verilerin sonuçlarını birlikte bakacak olursak ve sonuçların piyasalar üzerindeki etkisini inceleyecek olursak mevcut bizim açıklamalarımız pekişmiş olacaktır. Ve hemen hemen e, en çok işlem yapılan varlık olarak doları seçiyoruz. Eurodolar paritesinin 1 saatlik e, düzeltme 1 dakikalık grafiğine bakıyoruz ve 1 dakikalık grafikte mevcut haberlerin sonuçlarını birlikte yorumlayarak nasıl bir etki yapmış bunu inceleyeceğiz. 2015 Nisan ayında tarım dışı istihdam 246 bin beklenirken ciddi bir kayıpla 126 binlik bir sonuç geldi. Hatta o zaman mevsimsel şartlar vardı. Kış şartları ağırdı ve bu yüzden de tarım dışı istihdamda bu rakamı da görmüştük. İşsizlik oranına baktığımızda %5.5 beklentiyle aynı. Ortalama saatlik kazanca baktığımızda 0.2 beklentiydi. 0.3 geldi. Yani bakın dikkat edin ortalama saatlik kazançlar olumlu. Tarım dışı istihdam olumsuz. Ve tarım dışı istihdamın bu derece beklentiyle açıklanan rakam arasının farkının açık olması yorular peritesinde 1 dakikada 111 piplik bir hareket oluşumuna neden oldu. Ortalama saatlik kazançlar fiyatlanmadı. Bakın işte özellikle piyasaların bu hassasiyeti önemli. 2015 Temmuz tarihindeki verilere baktığımızda tarım dışı itihdam 223 bin ile olumsuz bir rakam sonuçlandı. Beklenti 231 bindi. Dikkat ettiyseniz birbirine biraz yakın. işsizlik oranına baktığımızda 5.3 geldi olumluydu. Yalnız burada dikkat edin ortalama saatlik kazançlar da olumsuz geldi ve 2 tane olumsuz veriye karşın bir tane olumlu veri İlaveten tarım dışı istihdam beklenti açıklanan arasındaki fark biraz yakın. Burada da bir dakika içerisinde 60 piplik bir yükseliş söz konusu ve daha sonra bir geri çekilme var. Tabii ki burada geri çekilme işsizlik oranının iyi olmasından kaynaklı mı yoksa anlık olarak işlem yapanların pozisyonlarını kapatmasından mı kaynaklı? Tabii ki burası da önemli. Sadece biz farklı sonuçlarla birlikte ilgili verilerin fiyatlanma ihtimalini konuşurken bir arka planda işin psikolojik tarafı, mevcut işlem stratejilerinde unutmamak gerekiyor. Hemen çok kısa bir örnek verecek olursam örnek veriyorum. Bir Türkiye'deki herhangi bir trader'ın amacı işte tarım dışı istihdamla birlikte bir lotluk bir işlem açıp 40 piplik, 50 piplik bir kazanç elde etmek. Yani sonucunda da o anki hareketten 500 dolarlık bir kazanç elde etmek. Örnek olarak 1 lotluk bir işlem ya da 5 lotluk bir işlemde yaklaşık 50 piptik bir hedeften 2500 dolarlık bir kazanç elde edebilmek. Tabii ki bu e, mevcut yatırımcılarımızın hesaplarını büyüklüğüne göre değişiyor. Ama işin arka planında bir de bunu e, otomatik robot sistemleriyle yapanlara da dikkat edelim. Yani özellikle piyasa tarafından dikkatle takip edilen milisaniyelerle işlemler gerçekleştiren ve amacı 1-2 lotluk işlemler değil, hani 300 lotluk, 500 lotluk, 1000 lotluk işlemler gerçekleştirip sadece hani 5 piplik, 4 piplik, 1 piplik hareket alanından yararlanmak isteyenlerin de olduğunu unutmayalım. Yani 1 lotta 50 pip beklemek mi? 50 lotta 1 pip beklemek mi? ya da 500 lotta 0.1 pip beklemek mi önemli? İşte buradaki psikolojik altyapıya dikkat etmek gerekiyor. Otomatik robot sistemlerinin de burada devrede olduğu unutulmamalıdır. Her ne kadar Türkiye'de bu işi manuel bir şekilde devam ettirilse de yurt dışında bu konuda çok ciddi algoritmaların hazırlandığı unutulmamalıdır. Yani saniye değil milisaniyeler içerisinde bunların yani işlemlerin devreye girdiği de unutulmamalıdır. Özellikle işlem stratejik planlamada bu önemli. 2015 Eylül'e bakalım. Tarım dışı istihdam 215 bin beklenirken 173 bin sonuçlandı. Ortalama saatlik kazançlar olumlu. İşsizlik oranı olumlu. E baktığımız üzere Eurolar partisi ilk etapta bakın 1 dakikalık süreçte ilk etapta 1 .11. 55'ten 1.11.88'lere kadar bir yükseliş kaydetti. Ondan sonra ciddi anlamda bir değer kaybı oluştu. Burada bakın önce yükselmesi aslında tarım dışının açıklanan rakamının olumsuz gelmesi daha sonra tekrar bir satış baskısına maruz kalmasının iki senaryosunu konuşmamız gerekiyor. Birincisi özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus tarım dışı istihdamda Önceki rakamının pozitif revize edilmesi. Yani ilk başta evet olumsuz bir rakam olarak sonuçlansa da önceki rakamın pozitif revize edilmesi. Bir anda orada bir algı değişikliği söz konusu. Tabi diğer verilere baktığımızda bunların da olumlu olması ister istemez algıyı değiştirdi. Burada özellikle tarım dışının önceki rakamına da bakmak gerekiyor ve çok net bir şekilde fiyatlamayı inceliyoruz. 2015 Ekim'e baktığımızda ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışının olumsuz sonuçlandığını, işsizlik oranının aynı geldiğini görüyoruz. Dikkat ettiysek özellikle olumsuz verilerle birlikte yodular paritesi 1 dakikada yaklaşık 100 piplik bir hareket kaydetti. 2015 Kasım'a baktığımızda 1 dakikada 142 piplik bir düşüş var. Yine baktığımızda ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdamın olumlu geldiğini, işsizlik oranının aynı geldiğini görüyoruz. Bakın bu tür birbiriyle hemen hemen aynı sonuç olduğu verilerde aslında sonuç çok ciddi. Yani ortalama saatlik kazançlar tarım dışı olumlu geldi. İşsizlik beklentiyle aynı geldi. Zaten beklentiyle aynı geldiği için diğer veriler dikkate alınacak. İkisi de olumlu geldiği için çok ciddi düşüşler görebiliyoruz. 2015 aralığa baktığımızda ortalama saatlik kazançlar aynı işsizlik oranı aynı. Tarım dışı istihdam 201 binlik beklenti vardı. 211 bin beklenti geldi. Ha, çok muhteşem bir sonuç mu? Hayır ama 200 binin üzerinde rakamlar zaten pozitifti. Ve Aralık ayındaki mevcut açıklamayla birlikte 68 pip'lik bir değer kaybı oldu. 1 dakika içerisinde Eurodollar paritesinde. 2016 Ocak ayına geçtiğimizde yani yeni yıla geçtiğimizde Ortalama saatlik kazançlar olumsuz, işsizlik oranı olumlu, e, düster tüm işsizlik oranı aynı, tarım dışı istihdam olumlu. Yalnız burada dikkat edelim, e, tarım dışı istihdam 203 bin beklenirken 292 binlik bir sonuca imza atıyor. Yani burada aslında ortalama saatlik kazançlardaki olumsuz sonucun fiyatlanmaması gerekiyor. Gerçekten öyle mi bakalım? 15.30'da 1.08.60'dan açılıyor. 1.08.07'ye kadar geriliyor. Bu da 53 piplik bir düşüşe tekamül ediyor. Burada da özellikle fiyatlanmadığında ilk dakika içerisinde çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. 2016 Şubat'a baktığımızda 1 dakikalık hareketleri incelediğimizde tarım dışının olumsuz geldiğini görüyoruz. Yani beklentinin altına sonuçlandığını görüyoruz. İşsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin olumlu geldiğini inceliyoruz. Baktığımız üzere özellikle yodular paritesindeki yukarı yönlü çıkışın bir anda bittiğini de inceleyebiliyoruz. Sonra aşağı yönlü bir hareketlik devam ediyor. Burada özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. 189 bin beklenirken 151 bin gelmesi normal şartlarda olumsuz. Ama piyasalar bu veriyi çok ciddi bir olumsuzluk olarak görmedi. Ki işsizlik oranının da 4.9 olarak seçilmesi ve burada ortalama saatlik kazançların da 0.5 olarak pozitif sonuçlanması, ister istemez tarım dışı istihdamdaki etki azalttı. Ama bakın veri birbirine yakın olduğu için yani evet 40 binlik bir fark yakın mı diye sorabilirsiniz ama piyasalar o anda bu verinin çok da kötü olmadığına inandı. Yani tarım dışı beklentinin altına geldi ama çok da önemli, kötü bir rakam olmadığına inandığı için piyasalar bunu dolar tarafında çok ciddi negatif algılamadı ve aşağıya bir baskı oluştu. Nisan ayına baktığımızda bu yılın ortalama saatlik kazançlar olumlu geldi. Tarım dışı istihdam bir Beklentiye yakın ancak olumlu geldi. İşsizlik oranına baktığımızda olumsuz geldi. Dikkat ettiyseniz özellikle burada düşüşlerin toparlanmasının biraz daha istekli olduğunu görebiliyoruz. Yani yaklaşık bir 40 piplikli bir düşüş varken neredeyse yarısını 1 dakika içerisinde aldığını görüyoruz. Bu da özellikle tarım dışı istihdam beklentiyle açıklanan rakam arası farkın birbirine yakın olması nedeniyle. 2016 Mayıs yani geçtiğimiz aya baktığımızda tarım dışı istihdam 161 geldi. Ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı aynı geldi. Şimdi burada iki tane verinin aynı gelmesi burada tarım dışına odaklanmamıza gerek kaldı. Yani sadece buna odaklanıyoruz. Baktığımız üzere 15.30'da yaklaşık 35 piplik bir yükseliş söz konusu. Ancak yine aynı muma baktığımızda ciddi bir geri çekilme yani neredeyse yarısını almış bir görüntü var. Burada hemen biraz önce ifade ettiğim bir önceki revizesi vardı. Daha önceki açıklamamızda daha önceki tarihlerdeki sonuçta olumlu bir revize söz konusuyken bu sonuçta olumsuz bir revize söz konusu. Burada da özellikle buradaki duruma dikkat etmek lazım. Tabii ki Burada yine dikkat edilmesi gereken husus verinin sonucunun piyasa tarafına çok ciddi algılanmamış olması. Yani 160 bin geldi evet eurolar paritesi ilk dakikada yükseldi evet ama piyasa tarafından 160 binlik rakam gerçekten kötü mü? Hayır burada 208 binlik revize rakamı da aslında olumsuz bir revize aslında piyasa için kötü ama piyasa hareketlerine baktığımızda bu Özellikle Fed'in faiz arttırımını engelleyebilecek bir rakam mı? Hayır. Çünkü biz özellikle bu tür verileri son zamanlarda fiyatlarken Fed'in faiz arttırımı konusundaki senaryosunu da konuşuyoruz. Yani 160 binlik bir rakam beklentinin altında sonuçlanan bu rakam Fed tarafından aman faiz arttırmayacağız bakın rakamlar kötü şeklinde algılanmasına neden oluyor mu? Hayır olmuyor. Zaten piyasa fiyatlamasını bunu çok net bir şekilde gördük. Yani kaba taslak sizlere uygulamalı olarak paylaşmış olduğumuz grafikler mevcut haberlerin 3 tane verinin sonucunun karşılıklı olarak etkileşim içerisindeki fiyatlamasını görmemize katkı sağlıyor. İşte burada özellikle mevcut verinin sonuçlarının etkisini de incelememiz çok önemliydi ve bunu da biraz önce sözel olarak açıkladığımızın uygulama şeklinde neden önemli olduğunu da görmüş olduk. Bu da aslında eğitimimizin pekişmesi açısından çok önemli. Burada mevcut uygulamaların sonucunu ekledikten sonra artık işin biraz daha tabii ki uygulamasını gördük ama yatırımcılar genel anlamda soruyorlar. Hocam hangi varlıkları etkiler? Hangisinde işlemler gerçekleştirmeyiz? Bunların cevaplarını da vermemiz gerekiyor. Genellikle burada haber sonucu paritelerin, emtiyaların, endekslerin yani borsa endeksinin ve hisse senetinin hatta tahvil bono üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki bunların içerisinde de dikkat edilmemiz gereken varlıklar söz konusu. Burada ilk etapta hangilerinin en önemli olduğunu bilmekte fayda var. Hemen ilk aklımıza gelen euro dolar olması gerekiyor. Çünkü dünyanın en fazla işlem gören finansal varlığı. Daha sonra euro dışında hangi varlıklarda hareketlilik görebiliriz sonucunun cevabında sterlin dolar, dolar frank, dolar yen, dolar kanada doları, yurt içi yatırımcılar için dolar türk lirası, petrol fiyatları, altın fiyatları ve gümüş fiyatlarında aslında daha agresif hareketler İzleyebiliriz. Dolar Türk Lirasını buraya almamın nedeni yurt içi yatırımcılarımızın da özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrasında kur tarafında aksiyon almak istemesinden kaynaklıdır. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama biz genellikle analizlerimizde, daha doğrusu eğitimlerimizde Eurodolar üzerinden konuşuyoruz ve Eurodolar paritesinin üzerindeki etkisini inceliyoruz. Ve özellikle verilerin sonuçlarının parite üzerindeki etkisi nedir? Burada tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar rakamlarının önemine vurguluyoruz. Dolar üzerinde pozitif ya da negatif bir sonuç nasıl olacak bunu inceliyoruz. Burada işsizlik oranı olumlu bir beklenti içerisindeyken tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar rakamlarının olumsuz beklentisi kafaları karıştırıyor. Ve bu yüzden de özellikle tarım dışı istihdam 158 binlik beklentiden ne kadar yukarıda ya da ne kadar aşağıda sonuç burada Euro Dolar paritesinin işlem kalitesini e, görmemize katkı sağlayacaktır. Buna dikkat etmekte fayda var. Tabii ki şimdi biz bu eğitimde tarım dışı istihdam ve diğer ABD verilerinin etkilerini konuşuyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Siz yarın ABD istihdam verileri birlikte işlem yapmak zorunda mısınız? Öncelikle bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü maalesef yatırımcılarımız mevcut haberlerin etkilerini düşündüğünden dolayı bazı şeylerin cevabını vermeden piyasada yer almaya çalışıyor. Ama gerçekten yatırımcı bu işlem stratejilerine hazırlıklı mı değil mi bunu incelemek gerekiyor. Ve yatırımcı burada kendisine dürüst olması Kendisine sorular sorması ve neticesinde de objektif bir karar alması gerekiyor. Ya yani burada şu anda eğitime katılan e, çoğu kişi zaten aslında sürekli eğitimimize katılan kişiler. Ama biz sadece sizin isimlerinizi biliriz. Yani biz sizin kendi karakteristik yapınızı bilemeyiz. Bu yüzden de e, kişiler kendi karakteristik yapılarına uygun stratejiler oluşturmak gerekiyor. E hocam yarın işlem girmesek olur mu? ya da yarın işlem girsek olur mu? E şöyle olur mu? Böyle olur mu? Gibi sorular hep geliyor bize. Ama burada en fazla size yardımcı olacak yine sizlersiniz. Çünkü sizlerin karakteristik yapınızı biz bilmiyoruz. Örnek veriyorum siz sabırlı bir işlemci misiniz? Sabırsız bir işlemci misiniz? Duygusal bir işlemci misiniz? Forex piyasasında tecrübeniz az mı? Forex piyasasında işlem tecrübeniz az mı? Forex piyasasında işlem tecrübeniz varsa da, özellikle bu tür zamanlarda tecrübeniz var mı? Varsa iyi bir tecrübe mi, kötü bir tecrübe mi? Bunların hepsinin cevaplarını bulmak gerekiyor. Ve bu cevapların e, sizden daha iyi kimse veremez. Bu yüzden de kendinize karşı dürüst olmak ve bunun neticesinde, evet ben yarın işlem açmalıyım, ben yarın işlem açmamalı mıyım gibi soruları kendinizi cevaplamanız önemlidir. Bu yüzden de her trader yarın tarım dışı istihdamla birlikte işlem açmak zorunda değildir. Lütfen buna dikkat edelim. Tabii ki maalesef biz mevcut piyasa hareketlerinden etkilendiğimiz için kayıtsız kalamıyoruz. Ama gerçekten bu rasyonel mi değil mi bunu incelemek önemlidir. Ne zaman işlem açmamız gerekiyor? Ne zaman işlemi kapatmamız gerekiyor? Zarar durdurmamız ne olmalı? Kar al ne olmalıdır? Gibi sorular da çok önemli. Biz şimdi zorunda mıyız? Sorusunun cevabını evet zorundayız şeklinde devam ettiğimiz için artık burada yatırımcılarımızın işlem stratejileri ne olmalıdır? Zarar, kar al bunları nasıl yapmamız gerekiyor? Veriden önce mi girmek lazım? Sonra mı girmek lazım? Girersek Neler olmalıdır? Bu soruların cevaplarını da bilmemiz gerekiyor. İşte özellikle yarınki 2.30'daki eğitim çalışmamız bunun üzerinde olacak. Biz biraz önce sizlere asla teorik açıklamalar yaptık. Tarım dışı istihdamla alakalı nasıl yorumlanır, nelere dikkat etmemiz lazım, etkileri nasıl olacak? Yarınki webinar eğitimimizde özellikle işin biraz daha işlem stratejileri boyutuna değineceğiz. Lütfen 14.30'daki eğitime katılmayı unutmayınız bu eğitime katılmanız durumunda zaten eğitim pekişecek ve siz de doğru kararlar alma yolunda önemli adımlar atacaksınız. Son olarak da özellikle bu bölümde Tuğberk Bey'den de destek alacağız. Beklentimiz ne olmalı şeklindeki sorulara cevap alacağız. Buradaki beklentimiz ne olmalı soruların cevabını dikkatle takip edeceğiz. Tabi burada özellikle vurguladığımız şu husus var. Bunu biraz esprili bir şekilde geçmek istiyorum. Ve diyorum ki keşke şu anda resimde görmüş olduğunuz kişiler bize yarın ABD istihdam rakamlarının sonuçlarının beklentilerini söyleseydi. Kim bunlar? En üst tarafta FED Başkanı Janet Yellen. Hemen yanında bugün zaten kendisini gördük. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi. Hemen yanındaki yani sağ üst köşede İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney. Sol alt tarafta Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda. Hemen alt ve ortadaki eski FED Başkanı Amerika Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke. Sağ alt köşede ABD Başkanı Obama. Yani bu kişiler çok önemli ve bu kişilerin beklentilerini öğrenebilseydik her şey çok güzel olacaktı. Şu andan itibaren işlem açabilir tarım dışı istihdam sonucunun keyfini sürdürebilirdik. Ama maalesef biz bu kişilerin beklentilerini bilmiyoruz. O zaman diğer beklentilerin de bir anlamı kalmıyor. Neden? Çünkü bizler sizlere bir beklenti hani şu şekilde gelebilir ya da bu şekilde gelebilir şeklinde vurgu yaparken aslında siz bu beklentileri önceden işleme dönüştürmüyorsunuz yani bizler sarım dışı iyi gelebilir ya da kötü gelebilir şeklinde açıklama yaparken siz hemen bunu yorular üzerinde işleme tabi tutmuyorsunuz. Neden? Çünkü bunun kesinliği yok. Zaten olması gereken de haber açıklandığı an bunu gerçekleştirebilmek. Ama bu kişiler sizlere beklentilerini paylaşmış olsaydı siz haber açıklanma zatini beklemezdiniz hemen işleme dahil olabilirdiniz. Çünkü e, bu kişilerin de hata yapma şansı ne kadar fazla. Buna da dikkat etmek gerekiyor. İşte bu noktada özellikle yatırımcılarımızın veri öncesinde işlem stratejilerinden kaçınması, sadece beklenenlere göre bir piyasada yer alma stratejileri oluşturmaması gerektiğini vurgulayacağız. Ancak tabii ki burada beklentilerimizi söylemekten de biz kaçınmıyoruz. Her webinar eğitiminde olduğu gibi bu webinar eğitiminde de Nasıl bir beklenti içerisinde olduğumuzu sizlere aktaracağız ve nereden, hangi pencereden baktığımızı da sizlere burada vurgulayacağız. Daha önceki eğitim çalışmalarında özellikle biz genel çerçevede e, korelasyon tablolarından yola çıkıyorduk ancak bu korelasyonları aktarırken e, burada mevcut verilerin sonuçlarının etkilerinden bahsediyorduk. Yine burada Bugünkü eğitim çalışmamız yani beklentimizi konuşurken bu hususlara değinemeyeceğiz maalesef. Çünkü ISM imalat dışı PMI yani ISM imal olmayan endeks tarım dışı istihdamla orta şiddetli bir korelasyon içerisinde ve burada biz bu verinin sonucunu yarın saat 5'te göreceğiz. Yani yarın tarım dışı istihdam yani her şey geçtikten sonra göreceğiz. Çünkü e, mevcut takvimsel sıkıntılardan kaynaklı Hani her haftanın e, her ayın ilk haftası açıklanan bir veri ve bu yüzden de ay planlamasından kaynaklı mevcut veri daha öncelerde hep tarım dışının öncesini açıklanırken şimdi tarım dışının sonrasını açıklanıyor. Yani bize bir fayda sağlayacak bir korelasyon olmadı bu ayki çalışmamızda. Diğer sonuç e, tarım dışı istihdamın öncüsü diyebileceğimiz EDP tarım dışı istihdam değişikliği. Bugün bu sonuca baktığımızda da Hemen hemen beklentiye yakın, aynı diyebileceğimiz bir sonuç var. ADP tarım dışı istihdam değişikliği ve tarım dışı istihdam güçlü bir korelasyon olduğu için, burada beklentiye yakın bir sonuç olduğu için, istatistik anlamda maalesef bugün size bir şu şekilde olduğundan dolayı tarım dışı böyle gelebilir, ya da şöyle bir gelebilir şeklinde bilgilendirme yapamayacağız. Ancak burada tabii ki farklı algılar farklı psikolojik boyutlarından bahsedeceğiz. Çünkü biz hem istatistiki anlamda fiyatlamaların nasıl olması gerektiği yine ilişkin düşüncelerimizi aktarırken bir yandan da işin psikolojik gereği bu gerçekten böyle olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Bu sorunun cevabını arıyoruz. İşte bu aşamada özellikle e, Tuğberk Bey'in katkıları çok ciddi olacaktır kendisi özellikle bu beklentiler üzerinde ayrıntılı bir açıklama yapacaktır. Hatta ben bunu da biraz ileriye götürerek Turberk Bey'e hemen bir sizlerin soracağı sorularını hemen sormak istiyorum Turberk Bey. Burada hemen şunu sormak istiyorum. Öncelikle FED bu ay faiz artırımı gerçekleştirebilir mi? Tarım dışı itihdam iyi gelirse bu senaryo pozitife döner mi? kötü gelirse bu senaryo negatife döner mi? Tabii ki hemen hemen yatırımcılarımız hepsinin soracağı da yarın tarım dışı nasıl sonuçlanabilir? Tabii ki mikrofonu size bırakıyorum. Herkese merhaba. Ben Doktor Tuğberk Çitilci. GCM Forex'in araştırma müdürüyüm. Kudret Bey tarım dışı istihdam verisini çok güzel, net bir şekilde ifade etti. Ben biraz olaya farklı bir boyut katmak istiyorum. Mesela bugün ...veri akışına baktığımız zaman da süper perşembe diyebilirdik. Bu süper perşembede ne vardı? OPEC vardı. Amerika tarafında ADP ve haftalık işsizlik verileri vardı. Ve Avrupa tarafında da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatı ve sonrası Dragin'in basın toplantısı. Ama en basit olarak petrol fiyatlarına baktığımız zaman da... ...evet OPEC'ten kaynaklı artı e, eksi yönde sert hareketler oldu. Ama Euro-Dolar paritesinde daha önceki Dragin'in basın toplantıları referans alındığı zaman da... Artı veya da eksi yönde çok agresif fiyatlamalara neden olmadı. Ee, bazı yorumlarda evet hani Draghi'den bir şey yapılması beklenmiyordu, bu fiyatlara yansımadı denilebilir ama basın toplantısında Draghi e, aslında pozitif konuşmasına rağmen kısa dönemli olarak Euro-Dolar'da biz 1.12'nin üzerinde kalıcı e, sert fiyatlamalara e, pek e, göremedik, takip edemedik. Buradaki düşüncemiz piyasanın, daha doğrusu küresel piyasaları şu anda tamamen FED'e odaklandı. Yani ana oyun kurucu ABD Merkez Bankası FED ve bunun bağlamında da yaz döneminde 15 Haziran toplantısında veyahut da 27 Temmuz toplantısında faiz arttırıp arttırmayacağı. Bunun da ana kalemi nereden gelecek? İstihdam piyasasında. Çünkü gerek 18 gerek Fed'in toplantı tutanaklarıyla algının değişmesi, gerek yalından gerekse de diğer FED üyelerindeki yapılan açıklamalarda ortak dil şu. Kademeli ve temkinli bir faiz artışı. Peki bu kademeli ve temkinli faiz artışını neye dayandırıyorlar? İstihdam piyasasındaki kalıcı düzenli toparlanmaya. Dikkat ederseniz burada kişisel harcamalar, enflasyon veyahut da büyüme rakamlarında ki noktaları ana referans almıyor. Çünkü Enflasyon tarafına bakıyoruz. Yıllık bazdaki %2 hedefinin altında. Büyüme rakamına bakıyoruz. Kış şartlarının çok iyi geçmesine rağmen büyüme istenilen, arzulanan hedeflerde değil ki geçtiğimiz haftalarda Amerika tarafındaki ikinci okuma büyüme rakamlarını gördük. Dolayısıyla şu anda düzenli ve stabil şekilde toparlanan makroekonomik veri hangisidir? İstihdam piyasasıdır. ADP verisine bakıyoruz tarım dışı istihdam verisine bakıyoruz, haftalık işsizlik verilerine bakıyoruz. Diğer FED üyelerindeki bankaların oluşturduğu alt endeks kırılımlarına bakıyoruz. Bu tarafta iş çok iyi. Dolayısıyla biz neden tarım dışına ya da ADF'ye bu kadar ciddi şekilde önem atfediyoruz? Çünkü FED istihdam piyasasını takip ediyor. Şimdi işsizlik oranına baktığımız zaman da %5 hatta bu e, yarınki açıklanacak yerde 4.9 bir beklentisi var. Dolayısıyla %5 gibi bir rakam ABD ekonomisi için doğal işsizlik seviyesinde. Yani işler iyiye gidiyor ki e, bu adamlar iş buluyor ve işsizlik oranında ciddi kalıcı bir gerileme gerçekleşiyor. Dolayısıyla yarınki gelecek tarım dışı istihdam verisi diyelim ki şu anda... Farklı ekonomik tahminlerin ortalamasına göre bakarsak, misal ben Bloomberg terminalindekini söyleyeyim, şu anda 160 binlik bir beklenti var. Hatırlanacağı üzere bir önceki rakam da 160 bin seviyesinde geldi. Bu verinin düşük seviyede gelmesine karşı bir yorum yapılıyor. Bu özellikle hafta başında çıkmıştı. Verizon firmasında, ABD'nin büyük bir telekomünikasyon ve veri sağlayıcı şirketinde önemli bir grev oldu. Ve grevde 35 bin kişi çalışma piyasası dışına çıktı. Dolayısıyla bu yarınki açıklanacak veride, verinin düşük gelmesindeki en önemli neden verizondaki olan greve bağlanacak. Ve bundan sonra da e, grev tamamlandığından dolayı biz tekrar 190 bin, 200 bin rakamlarda tarım dışı istihdam verisi görebiliriz. Dolayısıyla Yarın tarım dışı istihdam verisi beklentilerden iyi geldi. Dolar endeksinde kuvvetle muhtemel sert yukarı yönlü bir hareket. Buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde, bizimle dahil olduğumuz Türk lirası ve benzeri para birimlerinde ve endekslerde sert satışlar görebiliriz. Ama bu tabii teorik olarak beklenti. Ama bunun olması bunun olması kuvvetle muhtemel. Şimdi slaytımızda fiyatlama tarafına baktığımız zaman da şu anda 15 Haziran 2016 toplantısında Fed'in bir faiz arttırım ihtimaline gitme fiyatlaması %18 seviyesinde. Dikkat ederseniz Haziran toplantısında ihtimal zayıf gözüküyor şu anda %18'de ama 27 Temmuz toplantısına bakarsanız %52.4 seviyesinde. Dolayısıyla bizim GCM Forex olarak ana beklentimizde yaz döneminde FED'den bir tane faiz artışının olması şeklinde. Haziran zayıf ihtimal ama lütfen altını çiziyorum kesinlikle olmaz anlamında değil ama Temmuz biraz daha fazla fiyatlanıyor şekilde. Dolayısıyla biz yaz döneminde FED'den bir faiz artışı görmemiz kuvvetli muhtemel. Ondan sonra takip edecek faiz artışları olacak mı olmayacak mı burada Amerika tarafında gelecek ekonomik verileri takip edeceğiz. Neden bunu belirtiyoruz? Çünkü bunu yılında söylüyor, diğer pet üyeleri de bağlı, e, söylüyor. Veri odaklı bir faiz artışı. Kademeli, temkinli ama veri odaklı. Şimdi Haziran ayındaki toplantıda ihtimal şu anda mouse'la işaretliyorum. Bir hafta önce %28 seviyesindeydi ama şu anda %18 seviyesinde. Dolayısıyla Haziran ayındaki toplantıda bir gerileme var. Bu sürece nasıl geldik? Hatırlanacağı üzere biz ee, ...Haziran ayında piyasalar tarafında herhangi bir faiz artışı ihtimali fiyatlanmıyordu. Ta ki ne zamana kadar? Fed'in toplantı tutanakları açıklandı ve Haziran ihtimalinin güçlü bir şekilde masada olduğu açıklandıktan sonra... ...Dolar Endeksi tarafında gerekse de algı değişimi açısından çok sert piyasa reaksiyonları oldu. Fakat Haziran-15 Haziran toplantısı yaklaşırken tekrar Haziran toplantısında ihtimallerde bir gerileme görüyoruz. Ama yarınki tarım dışı istihdam verisi 180 bin ile 200 bandı arasında bir rakam gelirse bizim algı tekrar değişir. Algı nasıl değişir? FED'in faiz artırma ihtimali, buna bağlı olarak dolar endeksinde güçlenme, endekslerde satış ve diğer para birimlerinde göreceli olarak satış gerçekleşebilir. Şimdi diğer sılaydığımızda 1986 yılından itibaren yani kaba e, kabataslak 30 yıllık ...dönemdeki aylık bazda gerçekleşen tarım dışı istihdam verisi rakamlarını görüyorsunuz. Kırmızı çizgi de bize 30 yıllık dönemdeki ortalamayı belirtiyor. 125 seviyesinde. Yani 30 yıllık dönemin ortalaması 125.000K. Yabancının dediği şekilde. Veyahut da Türkçe eleştirilse 125.000 tarım dışı istihdam katılımı. Dolayısıyla... Aslında e, evet hep bir psikolojik bariyer olarak 200 bin, 200 bin, 200 bin telaffuz ediliyor ama ben e, biz e, 30 yıllık çok uzun dönemli harekete baktığımız zaman da ortalama 125 bin seviyesinde ve bu ayda gelecek rakam 160 bin bekleniyor. Dolayısıyla bunu neden gösteriyoruz? Bu grafik bize ABD istihdam piyasasının çok net olarak toparlandığını gösteriyor. Peki daha sonraki Grafiğimizde ne gelmeli? Yani biz şimdi bu e, tahminler çok göreceli. Çünkü farklı farklı ekonomik tahminlere, takvimlere baktığınız zaman da birisi 164 der, biri 150 der, biri 160 der. Sonuçta bu farklılıklar neden kaynaklanıyor? Bu anketi oluşturan kişi sayısı. Örnek olarak siz A takvimine bakarsınız, o takvi, takvim sonucundaki tahminde, 6 tane analist katılmıştır. Ama Bloomberg'e baktığınız zaman da 85 tane analist katılmıştır. Dolayısıyla ankete katılan analist sayısı ne kadar fazlaysa o beklentinin biraz daha sağlıklı olduğunu gösterir. Peki şimdi beklenti 160 bin deniyor, birisi 164 diyor vesaire filan. Teorik olarak gelmesi gereken rakam nedir? Şu anki ekran görüntüsü Fed'in üyesi olan Atlanta Fed'in sayfasından alınmıştır. Atlanta Fed sayfası bize ne söylüyor? Şu anda bildiğiniz gibi Amerika'da işsizlik %5 seviyesinde. Hedeflenen de bu seviye, %5 seviyelerinde mi? Evet. %5'lik işsizlik rakamını benim 12 ay boyunca sürdürmem için aylık bazda ne kadar tarımcı istihdam rakamı gelmesi gerekiyor? 116.500 kişi gelirse 12 ay boyunca yani her ay 116.500, 116.500 geldi 12 ay boyunca Amerika'nın hedeflenen işsizlik oranı %5'te olacak. Ama piyasa tarafına bakıyoruz 200.000, 190.000, 200.000 konuşuluyor. Ki biraz önceki slaytta size 30 yıllık dönemi göstermemizin nedeni bu. 30 yıllık dönemdeki ortalama 125.000 seviyesinde. E bir de buna ilave Atlanta Fed'in teorik hesaplama modeline baktığımız zamanda 116.500 tane istihdama katılım olursa ABD'nin işsizlik oranı, doğal işsizlik oranı olan %5 seviyesine gerçekleşecek. Bunlar ne anlıyoruz? Amerika'daki istihdam piyasası çok ciddi şekilde toparlanıyor. Zaten Fed'in de faiz arttırım sürecine gitmesindeki ana referansı bu istihdam piyasasının toparlanması. Demiyor ki büyüme rakamları çok iyi olduğundan dolayı ekonomi ısınıyor da ben faiz arttıracağım. Veyahut da demiyor ki büyüme rakamına ilave olarak enflasyon da bunları destekliyor. Hane halkı harcıyor, tüketim tarafında talep kaynaklı enflasyon artıyor. İşler iyiye gittiğinden dolayı faiz arttıracağım. Hep gerek yalanın gerekse de diğer üyelerin konuşmasındaki ana neden istihdam piyasasındaki pozitif iyileşme. Dolayısıyla özetleğimiz Kudret Bey teorik kısmını zaten çok net olarak özetledi. Ben işin biraz daha makroekonomik boyutuna baktığımız zaman da GCB Forex Araştırma Departmanı olarak yaz periyodunda Haziran zayıf ihtimal ama Temmuz döneminde Fed'den bir faiz artışı yarınki gelecek tarım dışı istihdam verisine bağlı olan eğer beklentilerden çok iyi gerçekleşirse biz tekrar akut bir sapada Fed'in faiz artırma ihtimalini Konuşuyor olacağız. Buna bağlı olarak dolar endeksinde kuvvetlenme olacak. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybı olacak. Bu şekilde bir senaryo gerçekleşebilir. Benim de makroekonomik tarafta kısa özetim bu şekilde olacak. Bu konuya ilişkin gerek Kudret Bey'in aktardığı gerekse de benim aktardığım kısımlarda sorunuz varsa soru kısmına yazarsanız ikimiz beraber cevaplamaya çalışacağız. Soruları bekliyoruz. bazı takvimlerde 164 bin şeklinde yazıyor ifadesini kullanmış aslında bu konuyla alakalı tabii ki yatırımcılar kimisi 160 bini görüyor kimisi 164 bin rakamlarını görüyor burada ekonomik takvimlerdeki beklenti rakamlarına bakarak bunlara göre bir yorum yapabiliyor yatırımcılarımız bu aşamada özellikle herkes tarafından kabul görmüş Ekonomik takvim sitelerini takip ederseniz en azından verinin sonucunu yorumlamak daha kolay olacaktır. Hemen şöyle bir örnek veriyorum. Bloomberg'de 160 bin'lik bir beklenti var. Bir başka ekonomik takvimde 164 bin'lik bir beklenti söz konusu. Şimdi eğer 162 bin'lik bir sonuç çıkarsa bir tarafta e, Bloomberg'ten e, burada olumlu bir beklenti söz konusuyken ama diğer taraftan 164'ten 162'ye düştüğü için olumsuz bir beklenti olacaktır. Bu da kafa karışıklığına neden olabilir. Özellikle bu tarz zamanlarda yine biraz önce de ifade ettiğim gibi herkes tarafından kabul gören ekonomik takvim sitelerini lütfen takip edebilirsiniz. Bloomberg'un sitesini buradan ekonomik takvim bölümünü inceleyebilir misiniz? soru gelmiş. Bugünkü TDI, ADP TDI değişikliği verisinin aynı gelmesi yarınki veri için olumlu beklenti bekleyebilir mi şeklinde? Şimdi bugünkü ADP istihdam verisine baktığımız zaman da Bloomberg terminaline göre beklenti 173 binde beklenti dahilinde geldi. Yani burada da bir toparlanma var. Ve bir rakamda 156 binden 166 revize edildi. Bu da ne ifade ediyor? Gerek geçen ayki revize rakam, gerekse de bu ay gerçekleşen rakamda istihdam piyasası ADP tarafında toparlanma gösteriyor. Dolayısıyla e, ADP tarafındaki istihdam piyasasına ilişkin yapılacak yorumla yarınki tarım dışı istihdam verisinde pozitif gelme ihtimali fazla olabilir diyebiliriz. Ama lütfen altını sarla çiziyorum, bu kesin değildir çünkü bazı dönemlerde ADP iyi gelirken tarım dışı istihdam verisi kötü gelebilir. Diyelim ki yarın böyle bir senaryo oldu. ADP beklentiden iyi geldi. ADP beklenti dahilinde gerçekleşti. Ama tarım dışı istihdam 160 bin aşağısı çok kötü bir rakam gerçekleşti. Buradaki ana neden Verizon'da yaşanan grev olabilir. E, son bir soru var onu da hemen alalım. Yarın beklentinin altında yani 160 civarından aşağı bir sonuç çıkarsa yollar paritesinde düşüş olabilir desek doğru olur mu? Şimdi Rakam 160.000, bin. 160.000'in altında gelecek bir tarım dışı istihdam Amerikan doları için negatiftir. Eğer dolar için negatifse yodular tarafında yukarı yönlü bir hareket beklentisi içerisinde olmamız gerekiyor. Yani bunu bir matematiksel anlamda pay payda mantığını düşünürsek euro bölü dolar dolar değer kaybederse euro dolar paritesi yükselmek isteyebilir. Tabii ki bunu sadece tarım dışı istihdamla konuşuyoruz ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranının sonuçlarını da lütfen göz ardı etmeyelim. Peki hemen çok kısaca hatırlatalım ve eğitimimizi burada tamamlayalım. Neye göre biz tarım dışını önce fiyatlıyorduk? Neye göre diğer veriler de bu fiyatlamanın içerisine dahil oluyordu? Hemen kısaca şunu vurgulamak istiyorum. Tarım dışı istihdam beklenti ile açıklanan rakam arasındaki farka bakıyoruz. Bu fark birbirine yakınsa diğer veriler yani işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar gibi rakamlar da fiyatlamaya dahil olabilir. Ama eğer tarım dışı ihtihdam verisi beklentiyle açıklanan rakam arasındaki fark ne kadar açılırsa bu piyasalar nezdinde tarım dışının fiyatlanma ihtimalinin çok daha kuvvetlenmesine katkı sağlar. Bu da ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı gibi verilerin Fiyatlanma ihtimalini zayıflatır. Hatta burada ne kadar bir fark diye soru geliyor. Burada özellikle şöyle bir yaklaşım içerisinde olabiliriz en azından. E, Tuberk Bey biraz önce zaten grafiklerinde değindi. Yaklaşık e, 30 yıllık periyottaki rakama baktı. Ve e, işsizlik oranı %5 olacaksa yaklaşık 1 yıllık periyotta tarım dışı itiram ne gelmelidir soruların cevaplarını için bazı modellemelerden bahsetti. taslak. 120 binlik bir rakam ortalama söz konusu. O halde biz 120 binin altındaki her rakamı ciddi anlamda bir olumsuzluk olarak görebiliriz. İşte bu şekilde bir farklılık konuşabiliriz. Ya yani tabii burada sonuç 200 binin üzerinde olursa yine piyasalar nezdinde daha agresif bir fiyatlanma içerisine girebilir. Tabii ki ama bunları söylememizdeki ana temel neden yani piyasa hassasiyetini sizlere aktarabilmemiz. Yani burada 120 binin altında çok olumsuz gelir ama 140 bin gelirse çok olumsuz gelmez diye bir ifademiz yoktur. Sadece piyasa hassasiyetini sizlere e, aktarmak istedik. E, son olarak yarınki eğitiminiz ne kadar sürer demiş bu soruyu da cevaplandırmak ve eğitimi tamamlamak istiyorum. E, biliyoruz ki tarım dışı 15.30'da. 15 .30'da biz 14.30'da bir eğitim çalışması gerçekleştireceğiz. Bu yüzden de yaklaşık en fazla 30 dakikalık bir eğitim çalışması olacaktır. Amacımız sizlerin mevcut veri ile birlikte nasıl işlem stratejisi oluşturabileceğinize ilişkin biraz uygulamalı bir çalışma olacaktır. Hem teknik görüntülü hem de mevcut verilerin sonuçlarının olası etkileri nasıl olabilir bu soruların üzerinde konuşacağız. Yaklaşık en fazla 30 dakika olacaktır. Zaten bundan sonraki süreçte siz de habere odaklanabilirsiniz. Vurgusunu yapabiliriz. Genel çerçevede bizlerin aktarabilecekleri bunlardan ibaret. Sorulara da cevap verdiklerimizi düşünüyoruz ama cevaplandırmadığımız sorular olduğunu düşünüyorsanız lütfen webinar@gcmforex.com, analiz@gcmforex.com adreslerine mail bildirimi gerçekleştiriniz. Eğitime yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle.